Merhabalar değerli arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Hatırlanacağı üzere dün haftaya son derece olumlu bir başlangıç yapmıştık ve keyifli bir seans sonrasında, keyifli bir çift seans sonrasında haftayı önemli teknik kriterlerin veyahut da önemli hareketli ortalamaların üzerinde bir kapanış ile günü tamamlamıştık. Ve bu görüntünün ardından özellikle gün içerisinde oluşan yurt dışı kaynaklı haber akışının da etkisiyle dolarda önemli bir geri çekilme, endekste önemli bir ivmelenme yaşanmış ve bu bağlantılar dahilinde, bu gelişmeler dahilinde endeksin 96.200-300 seviyelerindeki direncine doğru yönelebilme ihtimalinin oldukça yükseldiğinden hatta ve hatta 96.500 üzerinde kalabilmek üzere ve yurt dışındaki FED kaynaklı haberlerin biraz daha olgunlaşması sonucunda yurt dışı kaynaklı para akışının gelişmekte olan ülkelere gelebilecek olması ihtimali de bağlı olarak 100 bin direncine doğru hareketlenme ihtimallerinden bahsedebilir bir duruma gelmiştik dünkü hava gereği. Ancak arkadaşlar borsa işte maalesef böyle bir şey. Bir anda her şey alt üst olabiliyor. Gelen bir haberle her şey süt liman haline gelebiliyorken anlık bir şekilde oluşabilen bir takım değişimler sonrasında da tüm güzellikler bir anda yerle bir olabiliyor. Nitekim dün gece Dow Jones'un ve onun önderliğindeki Amerika endekslerinin olumsuz kapanışları sonrasında gece boyu futureslarında vadeli piyasalarının da olumsuz seyri, sabaha karşı Asya borsalarının olumsuz açılmasına ve ardından Avrupa endekslerinin de bu bağlamda negatif bir görünüm içerisinde günlerine başlaması sonucu tabii ki BIST 100 endekslerinde bunlardan etkilenmesi mümkün değildi. Tüm dünya endeksleri kıpkırmızıydı ve gün içerisinde sizlere Twitter üzerinden aktarmış olduğum yorumlarımda dünya endekslerindeki olumsuz tablonun kaygı verici boyutlarda olduğunu ve Amerika'nın bu akşam da olumsuz açılacağı şeklinde fiyatlandığından bahsetmiştim. Sonuç olarak endeks günü çok olumsuz bir seviyeden tamamladı. Dün aktarmış olduğum yorumda 93.209 seviyesinin endeks adına önemli bir destek konumunda olduğunu, bunun haftalık pivot desteğimiz olduğunu ve bu pivot desteğimiz üzerinde kalabilmek koşuluyla, bu seviye net bir destek olmak koşuluyla olumlu seyrin devam edebileceğinden bahsetmiştim. Gün içerisinde özellikle ikinci seansın ortalarına kadar 93.209 seviyemizdeki bu destek noktamız milimetrik olarak çalıştı arkadaşlar. Bu seviyeye kadar yaşanan geri çekilme 93.209 noktasında durdu ve bunun arkasından 93.500'e doğru hareketlenmeler yaşandı. Fakat arkasından gelen satış baskısı ve yurt dışı Dow Jones'un olumsuz açılacağına yönelik ilginin beklentilerin daha da yoğunlaşması sonrasında satış baskısının arttığına tanık olduk. Şimdi arkadaşlar gün içerisinde veya kısa vade için yorum yapmış olduğum genel grafiğimi gündeme getirmek istiyorum. Evet, bu grafiğimiz 120 dakikalık bir grafikti ve bu grafiğimizde daha önce en son yaşamış olduğumuz olumsuz süreçte satış dalgasında şuradaki %23.6'ya denk gelen 91.156 seviyesi yakınlarından tepki bulmak üzere önce şuradaki direncimizi aşmıştık. Bu direncimiz neydi arkadaşlar? 92.758 seviyesiydi ve bu direncin aşılması sonrasında da 94.056 seviyesine denk gelen bir sonraki Fibonacci direncini zorlamaya başlamıştık. Dün bu direncin üzerinde kapanmıştık ve bu direncin aşağısına gelmemiş olsa idik bugün 95.000'leri zorlayabilir durumda olacaktık. Fakat maalesef önce 94.000 aşağısına geldik. Satışların artmasıyla birlikte daha önce kırmış olduğumuz destek olan 92.758 seviyesindeki desteğimiz de kırıldı. Tabii ki bu desteğin de kırılması sonrasında bir sonraki hedefimiz neresi olacaktı arkadaşlar? Bu seviye olan 91.156 desteğimiz olacaktı. Gördüğünüz gibi kısa vadeli periyotlar içerisinde oluşan destek ve dirençleri takip etmek gün içerisinde daha erken bir şekilde yaşanabilecek olumlu veya olumsuz yön değişimlerini anlamak bakımından çok faydalı olmakta. Bu nedenle 120 dakikalık grafiği sizlerle gün içerisindeki analizlerimde, yapmış olduğum analizlerimde bu grafiğimi ön plana çıkararak yorum yapmaya çalışmaktayım.
Evet arkadaşlar, kapanış seviyemiz 91.686 seviyesi. Yani şuradaki %23.6 desteğime yakın bir noktadayım. Daha önce 91.300'ler seviyesinden bir tepki görmüştük. Yani bu desteğe yaklaşırken bir tepki bulmuştuk ve 95.000 lira yaklaşmıştık. Şimdi tekrar şu kadar süreç içerisinde oluşan ivmenin veyahut da değer kazancının bir anda, bir gün içerisinde kaybolduğunu görüyoruz ve bu desteğe yakın durumdayız. Şu anda sorgulamamız gereken en önemli kritik nokta veya dikkat etmemiz gereken en önemli husus, şu destekten tekrar tepki bulacak mıyız, bulamayacak mıyız? Şayet bu destekten tepki bulamaz isek, bu destekle kırılırsa bu durumda 90.000 aşağısına doğru salınım hızlanabilecektir, geri çekilme hızlanabilecektir. Tabii ki arada ara destekler vesaireler olacaktır. Bunları birazdan sizlere neler olabileceğini, hangi noktaların bu 91.156 seviyesi kırılır ise hangi noktaların desteklerimiz olabileceğini ifade etmeye çalışacağım. Arkadaşlar şimdi ben günlük grafiğime dönmek istiyorum. Bu arada göstergelerimizdeki durumunda bu şekilde olduğunu görmektesiniz. Haluk göstergesi çok net bir şekilde, sert bir şekilde aşağı doğru bir eğilim göstermiş. Yani satışların çok güçlü olduğunu ifade etmiş. Zaten endeksteki değer kaybından, %3.5'lik değer kaybından da bu anlaşılabilmekte. MACD göstergem ise sat sinyalini 120 dakika için vermiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar, yarın için neler olabilir sorumun cevabı olması bakımından günlük grafiğime dönüyorum. Ve günlük grafiğimde arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi günlük grafiğe döndüm ve yarın için pivot seviyemi 92.327 olarak görmekteyim. Yani endeks yarın açılış sonrasında hızlı bir şekilde 92.327'deki pivot seviyesinin üzerine çıkamaz ise, buraya kadar bir atak yaşar da bu seviyeyi bir direnç olarak kabul ederse, bu durumda geri çekilme eğiliminin devam edebileceğini dikkate almakta yarar var. Geri çekilme eğilimi devam eder ise, ya açılışta yukarı bir atak olup 92.300'e doğru yaklaştığı zaman burayı direnç kabul edebilir veyahut da 90.200 veya 90.000 desteğine doğru bir geri çekilme olduktan sonra olası bir tepkiyle buralara yaklaşacak olursa, bu seviyenin direnç özelliği gösterip göstermediğini çok doğru bir şekilde tespit etmemiz gerekiyor. Çünkü bu seviye aşağısında kalındıkça 90.263 seviyesi yarın için önemli bir pivot desteği konumunda. Ama önce 92.000 pardon biraz önce ifade etmiş olduğum 120 dakikalık grafikte ifade etmiş olduğum 91.156 seviyesindeki Fibonacci desteğim önemlidir. Bu destek kırılır ise 90.293 seviyesine kadar bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilecektir. Şayet 91.156 olarak bir önceki grafiğimde belirtmiş olduğum desteğim kırılır, 90.200'lere kadar yaklaşıp da buradan bir tepki görebiliyor ve 91.156 seviyesini direnç olarak görmüyor, burayı aşabiliyorsak ne ala diyeceğiz. Ama buraya kadar bir geri çekilme sonrasından 91.000'e yönelik bir atakta 91.000-91.200 aralığı direnç konumunda kalıyorsa, bu durumda geri çekilmenin devam etme riski artacak ve 90.000'deki desteğin de kırılması 89.500 ve 87.500'leri olasılıklar dahiline sokabilecektir. Şimdi arkadaşlar, bu durum şu anda size şu ana kadar anlatmış olduğum bu rakamlar olabilirliği mümkün olabilecek teknik ve rakamlar itibariyle bugün ve son günlerde oluşan rakamların harmanlanması sonrasında ortaya çıkabilecek olan seviyelerdir. İlla ki bu seviyeler görülecek demiyoruz, diyemeyiz. Bu konuda kimse bir garanti veremez. Ancak olası teknik seviyeler bunlardır. Yarın için dikkat edilmesi gereken en önemli seviye 91.156 noktasındaki 120 dakikalık Fibonacci desteğimizin korunup korunamayacağı. Eğer korunamazsa 90.200'lere kadar devam edebilecek bir satış dalgasını veya 91'e kadar devam edecek diyelim, yuvarlayalım bunu, bir satış dalgasının devam edebileceğini ifade etmek mümkün olacaktır. Peki arkadaşlar, bu teknik tablonun bu şekilde olduğunu gördükten sonra acaba yarın bu satış dalgası devam eder mi? Endeksin genel anlamda niyeti nedir?
Endeksin ruhu neyi ifade ediyor? Birazcık da bu nokta üzerinden düşünmeye başlayalım. Biliyorum ki evet bu rakamlar şöyledir, böyledir vesairedir ama yarın ne olabilir veya önümüzdeki günler ne olabilir? Bu yaşanmış olan satış dalgası bir günlük bir dalga mıydı, bir fırtına mıydı? Kısa vadede gelip geçer mi şeklinde hepinizin aklında böyle bir soru var. Şimdi arkadaşlar bu soruyu tabii ki çok net bir şekilde yanıtlamak mümkün değil. Yarını bilmek falcılık gibi bir şey olacaktır. Bizim işimiz de kehanet değil, analiz yapmak. Şimdi son günlerdeki aracı kurumların neler yaptıklarını birazcık gözden geçirmeye çalışalım. Bugün neler yaptığına bakalım aracı kurumların. Öncelikle, pardon, dünden başlayalım isterseniz arkadaşlar. Dün olumlu bir gündü biliyorsunuz ve dün aracı kurumların neler yaptığına bakalım. Kredit'in 73 milyon civarında dün alım yaptığını, Deutsche'nin 50 milyon civarında alım yaptığını, Yatırım Finansı'nın da 43 milyon civarında alım yaptığını, İş Yatırım ve Yapı Kredi'nin de satış yaptığını dün zaten sizlerle paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar bu işlemlerden sonra dün pozisyona girmiş olan kurumlar bugün ne yapmışlar? Yani bir anlamda kendimizi onların yerine koyalım. Bizler de belki dün bazı pozisyonlar aldık veya birkaç gün önce pozisyonlar aldık ve bugün neler yapılmış olduğu bize belki bir fikir verebilecektir. Şimdi arkadaşlar, aşağıdaki tablom dünkü aracı kurum işlemlerini göstermekte. Yukarıdaki tablom ise bugünkü aracı kurum işlemlerini göstermekte. Bunları üst üste koyup ekrana sığdırmaya çalıştım. Bugün öncelikle %3.5 gibi bir satış dalgasının, 3000 puana yaklaşan bir satış dalgasının yaşandığı bir günde ilk 5 kurum bazında sadece 38.5-40 milyon civarında bir para çıkışının olmasını ben olumlu değerlendiririm. Böylesi bir günde çok daha yüksek miktarda para çıkışı yaşanabilirdi. Eğer endeks adına bir kaçış mantığı, bir sat kurtul mantığı olsaydı. Şimdi buradan bakıyorum. Bugünün en çok alanlarına Merrill Lynch 100 milyon üzerinde bir alım gerçekleştirmiş. İş Yatırım 65 milyon üzerinde bir alım gerçekleştirmiş. Kaldı ki dün İş Yatırım 55 milyon satış yapmıştı. Bugün mevcut seviyelerin uygun olabileceğini düşünmüş ve 65 milyon civarında bir alım gerçekleştirmiş. Garanti Yatırım dün satış alıcıydı. Bugün de yine Garanti Yatırımının alıcı konumda olduğunu görüyorum. Diğer taraftan Kredit'e bakıyorum. Kredit dün olumlu olan dün 73 milyon civarında bir alım gerçekleştirmişti. Bugün ise 50 milyona yakın, 47 milyon civarında bir satış gerçekleştirmiş. Bu tablo bana şunu ifade etmekte arkadaşlar. Yabancılar çok güçlü miktarda bir satış yapmamışlar. Yani %3 civarındaki bir satış furyasının olduğu bir günde yabancının çok ama çok ciddi miktarda bir satış yaptığını söylemek mümkün değil. Hatta Merrill Lynch'in 100 milyon civarında alıcı olması bir anlamda özellikle yatırım finans liderliğinde gerçekleşen satışları güçlü bir şekilde karşılıyor olması, yine iş yatırım ve garanti yatırım, vakıf yatırım gibi yerli kökenli aracı kurumların da bu satış dalgasını karşılamak, mevcut seviyelerden alım yapma girişimlerini olumlu değerlendirmek mümkün. Yani olumlu değerlendirmek mümkün derken oluşan satış dalgasında çok çok daha aşağılara gelineceği yönünde güçlü bir kanaatin olmadığını inandıkları için bu seviyelerden alım yapma tercihinde bulunmuşlar ve nitekim ilk 5 aracı kurum bazında 38 milyon civarında bir farkın olması bu kadar büyük bir satış dalgasında endeksin alıcılar bakımından çok da korkmadıklarını ifade etmesi bakımından önem taşımakta. Şimdi arkadaşlar bu tablomuz alıcıların ve satıcıların göstermiş olduğu genel temayül bu şekilde. Şimdi bir de bir farklı yönden bakalım arkadaşlar. Endeks 90 bin aşağısına gelmek istiyor mu, istemiyor mu? Yani bizim şu anda kabaca aklımızdaki soruların temelinde ve özetinde bu yatıyor. Dedik ki aracı kurumlar içerisinde çok bariz bir karamsarlık söz konusu değil. Bugün yaşanmış olan para girişlerine bir bakalım. En çok hangi hisselere para girmiş? Niye bugün özellikle para girişlerine bakmak istiyorum? Böylesine kötü bir günde, böylesine karamsar bir günde para girişi yaşayan hisselerin ortak bir özelliği varsa ben endekse dair biraz daha farklı bir bakış açısıyla düşünebileceğim. Şimdi
Para girişlerine bakmadan önce, çünkü para girişlerine baktığımız zaman veya önce para girişlerine bakalım, arkasından düşündüğüm tabloyu açmak istiyorum. Arkadaşlar bugün endeksin ilk 5 kurum bazında en çok para girişi yaşayan hissesi Akbank. %3 değer kaybetmiş. İkinci hissemiz Garanti Bankası. Hatırlayınız, dün Garanti Bankası'na 50 milyon civarında para girişi vardı. Bugün Garanti Bankası düşerken de, yani %1,5 oranında değer kaybederken de para girişi yaşamış ve Garanti Bankası'nın endeksin %3 gibi düştüğü bir günde %1,5 gibi kısıtlı bir değer kaybı yaşaması ise önemli bir faktördür. 90 bin aşağısına gelip gelmeme veya bu satışların endeksteki bu olumsuzluğun devam edip etmemesi adına önemli bir faktördür. Diğer taraftan Yapı Kredi Bankası günün en çok ilk 5 kurum bazında 3. para girişi yaşayan hissesi, 18,5 milyon civarında ve artı kapanış yapmış çok sınırlı bir şekilde. Ardından Petkim ve Koza'nın geldiğini görüyoruz. Koza ve Koza zaten son günlerde hareketli hisselerdi ve yine bakıyorum en çok para girişi yaşayan hisselerde Vakıfbank'ı görüyorum, Halk Bankası'nı görüyorum, Şekerbank'ı görüyorum, birkaç gündür hareketli zaten, TSKB yine aynı şekilde. Arkadaşlar neredeyse bankaların büyük çoğunluğunda bugün para girişi yaşanmış. Yani endeksin olumsuz bir seyir içerisinde olduğu bir günde bankalar ciddi şekilde para girişi yaşıyor. Hatırlarsanız dünkü analizimde sizlere demiştim ki endeks 100 bine doğru koşacak ise, hatta 100 bin direncini de aşmak arzusunu gösterecek ise bankacılık sektörüyle bankalar önderliğinde olur. Ve son günlerde de bankacılık endeksinde olumlu bir hava gördüğünden, olumlu bir tempo gördüğünden bahsetmiştim. Dünkü görüşlerim endeksin böylesine sıkıntılı bir gününde şu tablo ile teyit bulmuş durumda. Bunun bir farklı kanaldan tekrar perçinlemeye çalışalım ve bankacılık endeksinin genel olarak bugün ne kadar değer kaybettiğine bakalım. Xbank yazıyorum arkadaşlar grafiğimin üzerinde ve bankacılık endeksime yönelik grafiğim geliyor. Arkadaşlar bankacılık endeksi bugün %2,22 değer kaybetmiş. Bugün endeks yüzde kaç değer kaybetmişti arkadaşlar? %3,05. Yine X30 veya endeks 30 diyeceğimiz endeksimiz ise 3,20 civarında değer kaybetmişti. Şimdi arada yaklaşık %1'lik bir fark var. Yani bankacılık endeksi %1 daha az değer kaybetmiş. Yani %1 daha az karamsar olmuş. Şimdi arkadaşlar %1'lik seviyeyi önemli görmeyebilirsiniz. Fakat endekslerde %1 olsun, %0,5 olsun, bunlar önemsiz seviyeler değildir. Burada bir ayrışma var. %2'lik bir değer kaybı yaşanıyorsa, buradaki durum endeksteki değer kaybından daha düşük ise, bu tablo bankacılık endeksine yönelik güvenin devam ettiğini, şurada görmekte olduğunuz gibi yükselen trendin, kabaca çiziyorum arkadaşlar, hassas bir çizim yapmıyorum, yükselen trendin devam ettiğini ve bankacılık endeksine yönelik güven eşliğinde de endeksin yukarı yönlü niyetinin var olduğunu, tamamen bitmemiş olduğunu ifade etmek bakımından mümkün olabilecektir. Bankacılık endeksiyle ilgili bu tabloyu ifade ettikten sonra bakalım bir de holding endeksine, sanayi endeksine. Onun için de arkadaşlar X hold yazıyorum, holding olarak yazıyorum. Ve bu kısaltmamda bana holdinglerin genel olarak bileşiminden oluşan endeksini vermekte ve holding endeksine baktığım zaman ise %4,01'lik bir değer kaybı olduğunu görüyorum bugün için. Arkadaşlar bugün endeks %3 değer kaybetti ortalama. Bankacılık endeksi ortalama %2 değer kaybederek daha %1 oranında daha olumlu bir ayrışma yaşadı. Ama holding endeksi endeksin genel kayıplarından daha yüksek oranda bir değer kaybı yaşamış. Zaten özellikle Kardemir gibi, Sabancı gibi hisselerde de bu satışların yoğunlaştığını, yüksek seviyelere ulaştığını görmüş bulunmaktayız. Arkadaşlar şimdi buradan bir başka noktaya daha geliyorum. Bankacılık demişken. Bugün acaba Garanti Bankası %1,98 civarında bir değer kaybı yaşadığını görüyorum burada. Evet arkadaşlar. Acaba bugün Garanti Bankası'nda kimler ne yapmışlar? Bir buna bakalım. Buna bakalım. Evet arkadaşlar. Ak Yatırım 4 milyon civarında, Yapı Kredi 3 milyon civarında, Citibank 2 milyon civarında satış yapmış.
Ama Merrill Lynch'in 11.8 yani 12 milyon lot civarında bir alımını görüyorum. Kayda değer bir alım. Kredite bakıyorum. Evet, çok yüksek miktar sayılmaz. Ancak Merrill Lynch'in şuradaki 12 milyon civarındaki alımı çok önemli bir alım olarak değerlendirilebilir. Arkadaşlar, Garanti Bankası'nı açmışken bir de neye bakalım? Akbank'a bakalım. Akbank'ta durum ne olmuş? Sadece Garanti Bankası özelinde mi bir alım bilgisi varmış? Akbank'a baktığım zaman da yine Merrill Lynch'in 11 milyon lot civarında bir alımı olduğunu görmekteyim. Dolayısıyla bankalara ilgi devam etmiş. Zaten az önce para girişlerinden göstermiş olduğum tablomda da bankaların alıcılı bir seyir içerisinde olduğunu gördük. Bir başka bankaya daha bakalım isterseniz arkadaşlar. Hangisine bakalım? Vakıfbank'a bakalım. Evet, burada da Merrill Lynch 6 milyon lot satmış ama Deniz Yatırım ve Kredit burada da alıcı konumunda olmuş. Şimdi arkadaşlar, bankalara yönelik olarak ilginin devam ettiğini ifade ettikten sonra bir son durum olarak da mevcut olumsuz görüntünün yarın için devam edip etmeyeceğine yönelik beklentilere bağlı olarak şu anda yurt dışı endekslerinin ne durumda olduğuna bakalım. Özellikle Amerika'nın durumu bizi ilgilendiriyor. Arkadaşlar, Amerika şu anda %2.7 oranında bir değer kaybı yaşıyor. Dow Jones Endeksi 24.475 seviyesinde. Amerika bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde 24.000 aşağısına inmişti. 24.790'larda hafızam beni yanıltmıyorsa 24.800 diyelim. Bu seviyelere kadar bir gerileme olduktan sonra hızlı bir şekilde 25.000 üzerine yöneldi ve 26.000 üzerini test ettikten sonra tekrardan satış baskısına maruz kaldı. Ve bugün son ayların diyebileceğim en düşük seviyesini görmüş bulunmakta. Kapanışa kadar bu seviye biraz düzelebilir belki. Eğer 24.600'ler, 700'ler hatta 800'ler üzerinde bir kapanış olursa iyimser bir görüntü olabilir. Amerikan fütürleri gece kapanıştan sonra sabaha karşı açılacak olan Asya borsalarına umut vermek bakımından pozitif açılabilirler. Bu açılış bizim için önemli olacak. Çünkü yarını etkileyecek. SIP endeksine bakıyorum. S&P'ye bakıyorum. %1.75 civarında negatif durumda. Ancak asıl önemli olan nokta şuradaki VIX endeksi, yani volatilite endeksi dediğimiz, geçenlerde de bir ara yorumumda bahsetmiştim. Bu endeksin 20 birimin üzerine çıkmış olması ve şu anda %15 civarında bir artış gösteriyor ki bilindiği üzere bu endeksimiz korku endeksiydi. Özellikle dünya küresel piyasalardaki endişelerin arttığına, dalgalanmaların artmış olduğuna, dalga boyutlarının yükselmiş olduğunu ifade eden bir endeksti. Bu da zaten şu tabloyu bir şekilde yansıtmış bulunmakta. O halde bugün eğer Amerika 24.800'ler civarında kapanırsa ben yarın olumlu bir tepki oluşmasını bekleyebilirim. Eğer 24.600'ler, 700'ler veya bu civarlarda bir kapanış olursa, ama 24.500 üzerinde kapanış yapması çok önemli olacaktır. Bu biraz umutların artmasına sebebiyet verecektir. Ama esas umut verici durum 24.800'ler civarındaki bir kapanışın olmasıdır. Bu tablonun ardından eğer Amerikan futureları olumlu bir şekilde gece yarısından sonraki açılışlarını gerçekleştirirlerse bu tablo yarın için olumlu bir yansıma yaratabilir diye düşünmekteyim. Umuyorum ki yarın bugün yaşanmış olan sert düşüşün bir tepki alımı gelir. 90.000 aşağıları görülmeden tekrardan dün yakalamış olduğumuz olumlu ivme devam eder. Ancak genel anlamda panik işlem yapılmamasının doğru olacağı kanaatindeyim. Bankacılık endeksinin force ettiği bir BIST 100 koşulları altında olduğumuzu, bugün olmasa bir iki gün içerisinde tekrardan endeksin olumlu bir seyir kazanabileceğine dair şahsi görüşüm bulunmaktadır. Sevgilerim ve saygılarımla iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın efendim.